بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك صحة إيمان وإيمانا في خلق حسن ونجاحا يتبعه فلاح محترم مسلمان يجرّب بميزين رصاصنا أبدي كرتلشة شائر تمن İman, Allah'ın varlığına ve birliğine, O'nun peygamberlerine, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna gönülden inanmaktır. İman aynı zamanda insanın Rabbine karşı samimiyeti ve ona verdiği sadakat sözüdür. Güven ve huzur içinde yaşama isteğidir. Aziz müminler, imanın göstergesi ve hayata yansıması salih ameldir. Salih amel, imanla verdiğimiz kulluk ahdine vefa göstermek, bütün benliğimizle Allah'a teslim olmaktır. İmanımızı özümüze, sözümüze, davranışlarımıza yansıtmaktır. Kendimizle, ailemizle ve çevremizle barış içerisinde yaşamaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de imanla salih ameli birlikte zikretmiş ve imanını salih amellerle güzelleştirenleri şöyle müjdelemiştir. İman edip salih amel işleyenler bilmelidirler ki biz güzeliş yapanların karşılığını asla zayi etmeyiz. Kıymetli Müslümanlar, imanımızı kemale erdirense müminin en temel özelliği olan güzel ahlaktır. Güzel ahlak, peygamberlerin vahiyden sonra ümmetlerine bıraktığı en büyük mirastır. Ahlaki erdemleri kuşanmak, kötü davranışlardan kaçınmak mümin için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulukan. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlaken en güzel olanıdır. Değerli müminler, bizler Rabbimizin ve inneke le ala hulukin azim, sen elbette yüce bir ahlak üzerisin diye övdüğü ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdiği bir peygamberin ümmetiyiz. Öyleyse ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bizler de imanımızı hayatımızın her alınına yansıtmaya, onun yüce ahlakını kuşanmaya gayret edelim. İmanın aile hayatına yansıması iffettir, nezakettir, sevgidir, merhamettir, birbirini üzmekten ve kırmaktan kaçınmaktır. İmanın ticaret hayatına yansıması doğruluktur, dürüstlüktür, hak etmediğine el uzatmamak, hak edenin karşılığını eksiksiz vermektir. İmanın sosyal hayata yansıması saygıdır, güvendir. İmanın eğitim hayatına yansıması bilgiyle amel etmek, bilgi ve tecrübesini insanlığın faydası için kullanmaktır. Hayırlı nesiller yetiştirmek için mücadele etmektir. Hasılı imanın hayatımıza yansıması, Allah'ın emirlerine titizlikle riayet etmek ve onun yarattığı mahlukata şefkat nazarıyla bakmaktır. Aziz Müslümanlar, yüce Rabbimiz iman ve salih amelle huzuruna varacak olan müminleri şöyle müjdelemektedir: وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ <الْعُولَى> Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır. Öyleyse zamanın Ramazan'a aktığı bu ayları güzel başlangıçlara vesile kılalım. İmanımızla uyuşmayan eylemlerimizi terk edelim. Bu dünyadan göç etmeden önce kendimizi hesaba çekelim... İmanımızı salih amel ve güzel ahlakla taşlandıralım. Unutmayalım ki kabre konulduğumuzda herkes ve her şey dönüp gidecek, yalnızca imanımız ve yaptığımız amellerle baş başa kalacağız. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım senden güzel ahlakla bezenmiş sağlam bir iman, ve ebedi kurtuluşa ulaştıracak ameller bahşetmeni istiyorum. Ela inne ahsen el kelam ve ablagan nizam kelamullahi melikil azizil alim kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza kuri'a'l kur'anu fastemi'u lehu ve ansitu le'allekum turhamun.